Herkese merhabalar, ben Osman ve Assassin's Creed Syndicate'a tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bu grappling hook'ları bir şekilde tamir ettirmeyi başardık. Artık hem Evie'de hem de Jacob'da bu grappling hook'lar var ve buna ek olarak hem Evie hem de Jacob kendilerine özel olan görevleri artık yapabilecekler. Yani bazı görevler sadece Jacob'a özel, bazıları ise Evie'ye özel. Ve ben bu görevlere devam etmeden önce bu haritanın boss'unu öldürmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Bu bir. Hop, çabuk fark edildik. Neyse, bu şuraya gidecek ya, tam önümdeki tutunma yerine falan. Şimdi bunların hepsi benden daha yüksek level'lı. Bakın 6 level. Görüyor musunuz? Hepsi 6. Hani bir tanesi bile hem Evie'yi hem de beni ikimiz birlikte dalsak dahi öldürebilecek düzeyde kuvvetli. Yani yakında işte bunları öldürmemin imkanı yok. Yani ancak gizlenerek öldürebileceğim. Bakın şu sarı gidecek, şurada duracak. Tam önümde. Tam şurada. Görüyor musunuz? Hop. Bu kadar. Şimdi şunları serbest bırakalım. Dikkatli olmak gerekiyor. Bunlara bıçak fırlatsanız da yiyeceğini zannetmiyorum. İlla ki şey yapacağız yani. Farklı yollara başvuracağız. Bunu nasıl halledeceğim? Aha, merdivenden air assassination. Good. I like it. Bunları da serbest bıraktık. Kaldı 2. Muabla içeride mi? Aşağı nasıl ineceğim? Merdiven var mı? Bu chest mi? Aa, chest var. Aha, merdiven orada. Son bir tane daha kalmış. Hepsini öldürmeme gerek yok. Sadece serbest bırakmam gerek. Yakalanmayalım da. En son burada görüldük ya, oraya kadar çıkar bunlar şimdi. Do not trigger the alarm'ı beceremedik. Ama hala serbest bırakmam gereken çocuklar var. Oo. Buraya kadar gelmezsin be abla. Ha, bu çocukları kurtaramamışız. Kurtarabilmek için anonymous olmamız gerekiyormuş. Bakayım. Tamam, completed. Aa, do not trigger the alarm'ı da halletmişiz. Güzel. Beceriksizim ama o kadar da değil. Continue. Nice. Child liberation completed. Şimdi burayı hallettim. Artık şu Jacob'un görevini yapmaya başlayabiliriz umarım. Nerede Jacob'un görevi? Şöyle haritada uzaklaşabiliyormuşum. Güzel. Tamam, şurada, tam şurada. Bu da Cable News. Herhalde Graham Bell'in görevlerinden bir tanesi. Ama ilk önce ben Jacob'ınkini yapacağım. Bir dakika. Şimdi inventory'e girelim. Belts. İşte bu. Neyse, şimdilik bunu alalım. Outfits. Zaten giyiyoruz. Colors. Ha, değiştirebiliyor muyum? Yo, değiştiremiyorum. Weapons. Jacob için ayrıca silah giymemişim henüz. Ha, Jacob da bu kılıçları kullanabiliyor yani. Bak sen. Tamam. Jacob'ın işini de hallettik. Orada sonda niye yakalandım ki ben? Yani orada... What? Ben basmadım o tuşa. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Oraya yürüyerek gidilmez ya. Neredeydi orası? Buradaydı. İlk önce şuraya gidelim de fast travel'la, ondan sonra devam ederiz. Şimdi ne diyecektim? Aklımda bir şeyler vardı. Hani biriktirip de boşaltmak istediğim 2-3 gündür. Onları söyleyeyim. Abi, bu bölüm çok boş geçti. Hiçbir şey yapmadın. Şimdi bu lafa verecek benim çok güzel bir cevabım var. Ben diyorum ki Assassin's Creed oyunları hikayesi önemli olan oyunlardır. O yüzden Ubisoft hikayeye yüklenmek zorunda ama yüklenmiyor. Neden bilmiyorum. Her seferinde hikayesi çok oyunda çok az yer kaplayan ama yan görevleri gereksiz sayıda fazla olan oyunlar çıkartıyor ortaya. Hemen göstereyim. Kanıt mı istiyorsunuz? Buyurun kanıt. 3 farklı görev çeşidi var. Bu 3 tanesinden birini yaparaktan şu parçalara bölünmüş olan haritaları ele geçiriyoruz. Görüyor musunuz? Ve bu görevlerin herhangi bir hikayesi yok. Hani git oradaki çocukları kurtar, bölgeyi ele geçir. Git orada bir suikastçı var, onu öldür, bölgeyi ele geçir. Git bir suikastçı var, pardon suikastçı diyorum ya, tapınakçı var. Bir tapınakçı var, onu öldürmeden arabanın içerisine tık, daha sonra polislere teslim et. Bütün görevler bunlardan oluşuyor. Görüyor musunuz? Ve harita bu kadar büyük. Şimdi oyundaki boş görev sayısını siz tahayyül edebiliyor musunuz şu an? Bunların her biri boş görev. Hikayeyle hiçbir bağıntıları yok. Görüyor musunuz? Böyle kocaman bir görev denizi. Tamam. Madem Ubisoft benden bunları oynamamı istiyor, sadece gameplay bunlar için önemli. Açık dünya anlayışı Ubisoft'un bu. Ben de bunları YouTube'da, videoda deneyeyim dedim. Bakalım nasıl tepki vereceksiniz. Denedim de. Abi videolar çok boş geçiyor ya. Oğlum hikaye vardı da ben mi oynamadım? Unity'yi bitirdiğimde %24'ünü bitirmiştim lan oyunun. Bak ana hikaye bitti. Bana sayaç gösteriyordu oyunun kaçta kaçını bitirdin diye. %24 yazıyordu lan. Şaka mı bu? Ben ne yapayım? Neyse hadi bakalım devam edelim. A spoonful of syrup. Bir kaşık dolusu şurup. That ravaging London to uncover its creator. Jacob bütün Londra'da ses getirmiş bir ilaç veya uyuşturucu neyse Londra'yı kasıp kavuruyormuş. Onun peşine düşmüş Jacob o ilacın. Aha what? Polis mi? Polisin ne işi var? Neyse oynayalım bakalım. Herhalde bu satıcı. Sterikin mi? You are scaring away my customers. Why don't you bugger off or I'll give you something to remember me by. You can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Oh, sod off. If you'll excuse me, madam. Nereye kaçtın sen? Doğru yönde mi gidiyorum? Doğru yönde gidiyorum. Eski Assassin's Creed dungeonlarını hatırlattı bana. Şu zırhları açmak için hani yer altındaki abuk subuk mekanları geziyorduk ya. Niye oyun takılıyor ya? Sonra adamımız bir anda yavaşlar falan. Tell me where the syrup originates. All I know is they make a run each day between the gasometers and the asylum. Asylum? What? Asylum. Akıl hastanesinin orada bir şeyler oluyormuş galiba. İlaçları oradan alıyormuş adam. Yani ilaçları yapan herif bu değilmiş. Az önce bir tane ablayla kavga ediyordu ya. Sonra bıçak çekti bize. İşte abla onu suçluyordu. Hani sizin ilaçlarınızdan kullandı bu herif ama ilaçtan ziyade hani hastalık bu dedi. Baksana, sizin ilaçlarınızı içmeye başladıktan sonra yaptığı, yani dönüştüğü tek şey bu zombi dedi. Allah. Ya oyun niye takılıp takılıp duruyor ya? Bir şeyler saçmalık ama. Bo. Easy now. Steel. 5 level abi bu. Abi. Abi. Hijack driver, hijack the driver. Nasıl yakalayacağım ben onu? İçimden bir his var, bu kayıt çok kötü olacak ve ben sesi senkronize etmek için sabahlara kadar uğraşacağım. O yüzden bu görevi bitirdikten sonra devam ettirmeyi planlamıyorum. Bana doğru geleceksin değil mi? Koş. Locate distribution boss. Oraya gitmem isteniyor. Peki. İyi ki grappling hook var ya. Güzel güzel hızlandırıyor oyunu. Hani memnun kalmadım değil. Hoş olmuş. Hani garip gelmedi değil ama dönemin teknolojisine uygun olmuş. Öyle diyelim. Nice. There you are. Oh, the distribution boss will desynchronization. Yani canlı ele geçirmem isteniyor benden. Biri gitti. İkincisi de gitti. Şimdi bu elemanı yakalamamız lazım. Güzel. Bu tip elemanları acaba gürültü çıkarıp da kaçmalarını sağlayarak daha mı hızlı yakalarız? Çünkü içerideyken yakalaması zor ama dışarı çıkıp da kaçmaya başladıktan sonra çok rahat yakalanıyorlar. Tamam, bu herifle işimiz bitti. Güzel. Spoonful of Sire. Remain undetected. Steal the plan undetected. Ne uğraşacağım ya. Hallettik sonuçta. Şimdi. Benim acilen çıkıp da bu videoyu editlemem lazım. Bakalım ne kadar kayba uğradım. Ses senkronizasyonunda sıkıntılar ne kadar yaşayacağız. Onu görmem gerekiyor. Hikaye açısından devam edeyim. İlacın ilk önce satıcısını bulduk. Sonra satıcılara dağıtan dağıtımcıyı bulduk. En son yani bundan sonraki bölümde dağıtımcının ilaçları nereden aldığını görmeye gideceğiz. Bakalım kaynağa doğru ilerlerken bizi neler bekliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.